Merhaba arkadaşlar. Erzurum Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışmanlığı Merkez Müdürlüğü için yazdım. Gerçi daha önce yazmıştım bu programı da sadece birkaç ekleme yaparak tekrar tanıtmak istiyorum. Kullanıcı adı Mustafa, şifresini yazdım. Mustafa Bey, izinlere hafta sonu da cumartesi dahil edilmesini istemişti. Bu programda istediği gibi düzenledim. Burada bir personel giriyorum. Sicil numarasını yazdım. Adı Ahmet. Büyük harfle yazalım. Ahmet Demir. Departmanını seçiyorum. Ünvanı işe giriş tarihi 2010 diyelim. Kullandığı izin 170 olsun. 20 günlük izini var. Bir girişte bu şekilde kayıt yapıyoruz arkadaşlar. Bunu güncelleyebiliyoruz, silebiliyoruz. Sonrasında şurada yazdıra basarak tüm personel listesini yazdırabiliyoruz. İstediğimiz şekilde arama yapabiliyoruz. Ahmet zaten bir tane ekranda. Ondan sonra bu şekilde personellerimizi tek tek tanıttıktan sonra personeli çift tıkladığımızda hemen burada görüyorsunuz kalan izni burada talep eden Ahmet Demir izin tipi, günlük izin türü, bir sürü izin tipleri var, yıllık. Burada cumartesi dahil etmedim arkadaşlar. Şöyle çünkü Ahmet Bey, Mustafa Bey'in talebi üzerine bakın 4 gün cumartesi pazarından sadece pazarı izin olarak tatil olarak aldı. Bir de resmi tatil gününden gelen bir izin aralığında ise buradan düşürebiliyor aynı zamanda. Ondan sonra arkadaşlar acil telefon numarasını yazıyoruz. Adresi Erzurum. Açıklama yıllık izin diyelim. Ondan sonra kaydete basıyoruz ve izin kaydoldu. Şimdi dikkat ederseniz personelimizin 16 gün izni kaldı. Tekrar çift tıklayarak yine başka bir tarihte örneğin ayın Ağustos'un 5'inde izin aldı. Ağustos'un 13'üne kadar 7 günlük izin daha alsın. Hatta 6 günlük bir izin olsun. Ve yine telefonu yazıyoruz. Adres Erzurum yazdık. Açıklama yıllık izin yazdık. Herhangi bir şey yazdık buraya kısacası. Ondan sonra kaydet dedik. Ne diyor? Lütfen isim verileri giriniz. Neyi eksik girdik arkadaşlar? Heh, şurada. İzin tipi günlük, yıllık dedik. Kaydete bastık ve ikinci bir izin girdik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ahmet Demir'in 10 gün izni kaldı. Yine bu izinlerden istediğimizi şurada yazdır diyerek yazdırabiliyoruz. Hemen buraya masa üstüne Ahmet diyelim. Yazıcı olsa direkt yazdırır. En azından nasıl çıktığını da görelim. Yazdırma işlemi tamamlandı. Hemen masa üstüne Ahmet'i açıyorum. Gördüğünüz gibi Erzurum Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışmanı Merkezi izin onay formu. Personelin adı Ahmet Demir. Sicil numarası, izin kriteri günlük, izin nedeni yıllık. Bu şekilde en altta da kurum müdürü yazılı. Burada Excel sayfasına geçiş yapmak için şuradan Excel'e tıklıyoruz ve parolayı yanlış yazdığımız zaman doğru yazdığımız zaman giriş yapabiliyoruz arkadaşlar. Yanlış yazdığımız zaman giriş yapamıyoruz. Excel sayfasına gidip müdahale edemiyoruz. Excel sayfasına gittikten sonra ayarlar sayfası arkadaşlar burada kilitli. Sadece şuraları değiştirebiliyoruz. Geri kalan bir de şurada parolayı değiştirebiliyoruz tabii ki. Onun dışında hiçbir yeri değiştiremiyoruz. Program bu şekilde çalışıyor. Yine burada kaydete basarak kaydedebiliyoruz. Burada istediğimiz izni silebiliyoruz. Mesela şurada şu anda Ahmet Bey'in 10 gün izni kalmış. Bu izinlerden bir tanesini şurada sil diyerek sildim. Hemen baktığımız zaman 16 güne çıktı. Şuradaki izni de sildiğimiz zaman ve bakıyoruz 20 güne çıktı arkadaşlar. Bütün menüleri ESC tuşuyla rahat bir şekilde yani kapatabiliyoruz. Burada program hakkında programdan çıkmak istediğiniz zaman da hayır derseniz çıkmaz ama evet'e tıkladığınız zaman programı gördüğünüz gibi bu şekilde kapatır. Programın çalışma sistemi bu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.
Böyle bir programa ihtiyacınız varsa bstkanal@gmail.com adresinde benimle iletişime geçebilirsiniz. Hepinize hayırlı geceler diliyorum.